Bu kadın bir şekilde karşıma çıkıyor. Her iki ayda bir falan. Normal şartlar altında bir nifans fenomeni. Aylık 100 bin lira mı dolar mı yetmiyor gibi bir açıklaması vardı. Dolardır büyük ihtimalle. Son adına müstehcenlik suçundan dava açıldı. Bir ara biliyorsunuz herkesi bir gözaltına aldılar falan. TikTok'taki Laz kızı falan. Devlet dedi ki hayır memeni gösteremezsin. E, niye? Ç çünkü ben devletim. Ah tamam o zaman kapatayım mememi. Sonra bir ara Bali'ye gitti bu internet fenomenlerinin Dilan Polatların falan tutuklandığı dönem. Allah Allah dedim herhalde kara para mevzusu var o yüzden kaçtı ülkeden. Kadının hakkını yemişiz geri geldi ve yine bir şey oldu. Ama bu sefer ilk defa bu kadına üzüldüm. Şimdi kadına şiddet diyeceğim ama aslında kadınla erkeği yok bu işin. Biz canavarlığın her türlüsüne karşıyız kardeş. Bu kadının mesleğinin, yaşam tarzının falan dışında. Merve Taşkın Instagram storiesi üzerinden sevgilisi tarafından fotoğraflar falan da paylaşmış fakat ben buraya bırakamayacağım. Ağır bir şekilde şiddet gördüğünü paylaştı. Şimdi buraya kadar neredeyse alışık olduğumuz bir şey diyeceğim. Çünkü böyle olaylar o kadar arttı ki en son Cemre Demirel vakası yaşanmıştı. Sürekli görür olduk hikayede birisi bana bu şiddet uyguluyor diye paylaşıyor. Şimdi adalete gitmek falan da saçma. Çünkü adalet çoğu zaman bu konularda yerini bulmuyor. E şimdi takipçi kitlen falan varsa da bunu duyurmak istiyorsun. Ki yarın bir gün emin olun ben de şiddet yaşasam başıma bir şey gelse direkt Instagram YouTube abi hemen paylaşırım. Çünkü biliyorum yani günümüzde bir şeyi kamuoyuna gündem haline getirmeden adalet yerini bulmuyor. Kadına bunları paylaştığı için primci falan demişler. Yok işte polise gitseydin niye bunları paylaşıyorsun prim yapıyorsun. Ama yok yani arkadaşlar ben paylaşmasını haklı buluyorum. Her neyse eleman Merve'yi bayağı tehdit falan da ediyormuş. Kalıcı yaralar bırak vücudunda. Mevzularda 3 ay önce yaşanıyormuş. Niye şimdi paylaştın sorularına da 3 ay önce güçlü bir Merve yoktu cevabını vermiş. Buraya kadar dediğim gibi Merve Taşkın'a geçmiş olsun dilemek, elemanın hapse girmesini istemek dışında yapabileceğimiz pek de bir şey yok. Ama üzerine konuşulası kısım zaten Merve bunları paylaştıktan sonra yaşanıyor. Merve'ye öyle mesajlar gelmiş ki mesela bir tanesini okuyorum. Senin gibi insanlar öyleli Dünyanın çivisi çıkmış. Şuraya bak alayınız. O ...olmuşsunuz. adamaz bile yapmış sana Twitter'da zaten yani yorumu bir kişi yapıyor ama bin kişi de beğeniyor yani bin kişi de aynı fikirde döven elemana. Ö Crusade'in yazanlar falan var. Yorumlar çok korkunç. Şimdi bizim gibi ülkelerde bizim gibiden kastım muhafazakar hatta İslami diyeyim. Çünkü sanmıyorum yani Hristiyan bir ülkede bir kişinin bu kadar linç yiyeceğini ya da Budist, Hindu falan. Misal fuhuş yapan insana bir şey söylenmez. Artı 18 içerikler takip eden adama bir şey söylenmez. Yine mast yapan kişiye de bir şey denmez. Hatta dini kanalların mastı nasıl bırakırsınız bu bağımlılıktan nasıl kurtulurum gibisinden videoları vardır ve bunlar milyonlarca izlenmiştir. Neden? Adamlar boşluğa bakarak yapmıyor herhalde. İstem Statistiki olarak Türkiye dünyada en çok artı 18 içerik tüketilen 8. ülke. Yani bunlar bu coğrafyada yapılır ya pavyon kültürü falan popüler olmuştu arkadaşlar dizilerde falan görüyorduk. Yani ahlak konusuna gelinince herkes çok ahlaklıdır ve hiçbir problem olmaz. Ama bunu sana sunan insana gelindiğinde o insanın... ...istemeye kadar varan, yok olsunlar kardeşim... ...ahlakımızı bunlar bozuyor... ...gibi sözlerle nefret tazelenir. Ya şimdi her mantıklı insan gibi düşünüyorum... ...burada bir yanlışlık var ya... ...puzzle'ın parçaları oturmuyor. En çok talep gösteren de... ...Türkiye halkı, e, en çok eleştiren de... ...o yüzden bu bana biraz iki ikiyüzlülük gibi geliyor. Şimdi Merve'yi ben de çok sevmem. Daha önce bu kanalda kendisine yer verdim. Kendisi de beni izlemiş. Son derece sert... ...ama yanlış olmayan şeyler söylemiştim. O da tepkisini vermiş böyle. Olayın bir de gerçekçiliği var, sevgili tarafı var. Şimdi şöyle bir gerçek, hiçbir... Norm Normal erkek, normali tırnak içerisine alarak söylüyorum, bu benim normalimdir. Senin kafanda kurduğun normal erkek modeli farklı olabilir. Beni şu anlık ilgilendirmiyor ama benim kafamda kurduğum normal erkek, Merve Taşkın minvalinde biriyle bu işi icra eden bir kadınla zaten normal bir birliktelik yaşayamaz. Elbette bu kadının çevresinde patolojik tipler olacaktır. Yani sonucun böyle olması, maalesef söylüyorum bunu, kağıt üzerinde normal. Çünkü artı 18 videoları izlediğimiz o sektör de aynı şekilde çok acımasız bir sektördür. Yani birçok kadının uyuşturucu parasını çıkarabilmek için o videolarda oynadığını net bir şekilde biliyoruz. Bunu filmlerde, dizilerde falan zaten görmüşsünüzdür belki. E böyle bir sektör varsa ortada kafaların kırık olması da normal. Çünkü cinsellik dediğimiz şey de insanın normal hayatında normal bir şekilde yaşaması gereken bir durum. Mahremde biriyle sevgili olmak da bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. O yüzden Merve'nin çevresindeki tiplerin böyle olmasını normal karşılıyorum. Ki ben elemanın, elimde hiçbir veri yok sadece kendi kafama göre söyleyeceğim uyuşturucu kullandığını da düşünüyorum. Hatta bunları yaparken uyuşturucu etkisinde de olabilir. Çünkü bu sektör böyle hani şey gibi. Ben piç erkek seviyorum diyen kız vardır ya. Ondan sonra 30 tane sabıka kaydı olan erkekle birlikte olur. Sonrası malum. Anlatmak istemiyorum. Bu verdiğim örnek biraz buna benziyor. Yine de şiddeti meşru mu kılacağız mesela? O yüzden bana göre değil arkadaşlar en azından bu düşünce. Benim diyeceklerim bu kadar. Her ne olursa olsun geçmiş olsun diyorum. Kendinize iyi bakın o zaman. Yarın tekrar buradayız dostlar.